Efendim şu anda sıcak suyumuzu kaynattık. Bu reyhan şerbetimiz şu şekilde yapılıyor. Tazesi de oluyor, kurusu da oluyor. Yani kışın kurusunu kullanabiliriz. Yazın tazesini daha çok tavsiye ederiz. Yani bu kaynayan suyun içine bu reyhanı attıktan sonra dibini kapatıp kendimize göre yani damak tadımıza göre bir şekerli ve ekşisini attıktan sonra tam kıvamında olup süzüp soğutup içeceğiz. Şimdi bak pembeleşti yani. Tabii şekerini döküyoruz. İsterse limon, isterse limon tuzu atabilir. Rengini hem bulması için hem de tadını güzel yapması için. Dur abi, onu. ...1980'den beridir bu meyan kökü şerbet üzerinde çalışıyoruz. Baba ve dede mesleği olduğundan dolayı en çok sıklıkla Ramazan ayında bunu daha çok tüketiyoruz. Onun haricinde reyhan şerbeti ve limon şerbetini de yapıyoruz. Yani biz Ramazan ayında hiç yani başımızı kaşıyamıyoruz, yetiştiremiyoruz. O kadar ki faydalı bir içecekler sunuyoruz ki bunların içerisinde hiçbir katkı madde yok, organiktir. Yani bunu diğer asitli içeceklerden daha çok bunları tercih ediyorum. Yani vatandaşlarımızın bunlara daha çok rağbet göstermelerini yani rica ediyorum. Yani Ramazan ayında en çok tükettiğimiz bu meyan kökü şerbeti daha çok faydalı olduğundan dolayı biz bunu yetiştiremiyoruz. Yani diyelim ki günde normal günlerde 2-3 küp sattığımız zaman 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 oluyor 5 küp 6 küpe de çıkıyor yani. En çok tercih edilen meyan kökü şerbetiyle reyhan şerbeti, limon şerbeti de yapıyoruz ama onu özellikle yani sipariş üzerine yapıyoruz. Yani en çok tükettiğimiz ürün reyhan şerbetiyle meyan kökü şerbetidir. Meyan kökü şerbetinin yapılışı şu şekil. Dediğim gibi yani şimdi bunu tekneye koyup buzluğunu bırakıyoruz. Dinlendikten sonra soğuk suyunu veriyoruz. Bekledikten sonra biraz bir yarım saat, bir saat
süzüp hazır hale getiriyoruz. Yani soğutup o şekilde şey ediyoruz. Reyhan şerbeti ise suyu kaynatıyoruz normalde kabın içinde. Kaynadıktan sonra dibini kısıyoruz. Reyhanları taze olarak yıkayıp o sıcak suyun içine atıyoruz yazın. Kış aylarında da kurumuşunu atıyoruz içine sıcak suyun. O rengi normalde yeşilimsi ya da mavimsi gibi görünür. Şeker kendi damak tadına göre şekerini ayarını verdikten sonra ya limon sıkılır ya da limon tuzu attıktan sonra tam rengini bulur ve lezzetini tadını bulur. Ondan sonra soğutulup o şekilde tüketilir. Susuzluğa çok birebirdir. Tokluğu tutuyor. Yani aç kaldığın aç kana bunu içtiğin zaman ya yani öğleye kadar yani hatta ikindiye kadar yemek yemesen yani seni aç göstermez yani o şekilde meyan kökü şerbetinin faydaları budur. Fiyatları şu şekilde yani normal olarak biz geçen sene 1-1,5 lira civarında veriyorduk ama ben para önemli değil yani bize dua lazım yani. Parası olan olmayan çarşıda neredeyse bizi görürlerse yani gelip içebilirler yani. Yıllardır baba ve dede mesleği olduğu için ben bu işi bırakamıyorum yani. Sürekli bu işi yapıyorum yani.